Aramızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son sizinle Kur'an-ı Kerim'in ana konularını bitirdik. Yeni konumuz Kur'an-ı Kerim'in temel özellikleri. Ama Kur'an-ı Kerim'in temel özellikleri konusuna geçmeden önce Kur'an-ı Kerim'in ana konularını kısa bir tekrar yapalım. Şurada yapabiliriz tekrarımızı. Ne demiştik biz? Kur'an-ı Kerim insanlara birçok konuda bilgi verir. Ancak onun ana konularını temel olarak kaç ayırmıştık? 5 ayırmıştık. Neydi ki? İnanç. İkincisi neydi? İbadet. Üçüncüsü neydi? Ahlak. Dört, kıssalar. Beşe de muamelat, marmelat demiştik. Evet, inanç konusunda ne demiştik? Kur'an-ı Kerim'de inanılması, kabul edilmesi gereken ilkeler sayılıyordu. Bunlar dinin inanç boyutuna giriyordu. Bunların içinde olduğu duayı ne duası demiştik biz? Amen duası demiştik. Amen ne demekti? İnandım demekti. Yani burada bizim inandığımız şeyleri saymamız gerekiyor. Eğer soru çözerken bize gönülden kabul etmek, tereddütsüz doğruluğunu kabul etmek, inanmak, iman etmek diyorsa bu dinin inanç konuları içinde yer alıyordu. 6 tane inanç esasımız vardı. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlere, ahirete ve kaza ve kadere iman şeklindeydi. İbadet konusuna gelince ne geliyordu aklımıza? Allah'ın bize verdiği nimetlere şükrün bir göstergesiydi. Allah'ın bize verdiği nimetlere teşekkür etmenin bir yoluydu. Eğer kulluk, itaat etmek, saygı göstermek, boyun eğmek gibi kavramlar varsa, bir ayet verilmişse içinde, örneğin ben cinnetli insanlar ancak bana kulluk etsinler diye yarattığım ayetler ise burada ne geçiyor? Kulluk geçiyor. O zaman bu Kur'an-ı Kerim'in ana konularından hangisiyle ilgilidir derseniz neyi soruyoruz? İbadet konusuyla ilgilidir diyorduk. İbadetin içine neler giriyordu? Namaz, oruç, zekat, hac, kurban, Kur'an okumak, sadaka vermek, zekat vermek, iyilik yapmak, yardımseverlik vesaire vesaire giriyor demiştik. Ahlak konusunda ne demiştik? İnsanın doğuştan getirdiği özellikleri ile bazı davranışlarda bulunması, yani insan doğuştan ne olarak doğuyor demiştik. Ahlaklı bir birey olarak dünyaya geliyor demiştik. Ancak daha sonra arkadaş çevresi, aile ortamı, sosyal medya onun ahlakında bir takım değişmeleri yol açıyordu. Kur'an-ı Kerim ahlaklı bireyler yetiştirmeyi esas kabul ettiği için ahlak konusunda Kur'an-ı Kerim'in birçok ilke ve esas vardı. Birkaç tane örnek verirsek ne vardı? Kur'an-ı Kerim'de sık sık adaletli olmak emrediyordu. İyilik, yardımseverlik, böbürlenmemek, kibirli olmamak, alçak gönüllü olmak vurgulanıyordu, emrediyordu değil mi? Ya da söz verildiği zaman bu sözü tutmamız gerektiğini vurgu yapıyordu. Biz bunları ne diyoruz? Ahlak konuları diyorduk. Kıssalara gelince kıssa ne demekti? Hikaye gibi Kur'an-ı Kerim'de anlatılan hikayelerdi. Kur'an-ı Kerim'de yer alan peygamberlerin, peygamber olmayan kimselerin ya da geçmiş milletlerin ya da geçmiş toplumların hayat hikayelerini anlatan olaylarımız diyoruz. Kıssalarımız, kıssalardaki amaç ne? İnsanların bu kıssalardan ders çıkarmaları, öğüt almaları, ibret almaları amaçlanıyordu. Mesela Hz. Yusuf'un kıssası bize ne öğretiyordu? Hz. Yusuf ne yapmıştı? Kardeşleri tarafından kuyuya atılmıştı, daha sonra Mısır'da köle olarak satılmıştı, daha sonra zindana düşmüştü. Ama karşılaştığı tüm bu olaylar sonucunda sabredip en son ne olmuştu? Mısır'a mali bakan olmuştu. Biz buradan sabır konusunu Hz. Yusuf kıssasından öğrenebiliriz. Ya da Hz. Musa Firavun'la mücadele etmekten hiçbir zaman vazgeçmemişti. Kıssalar bize bir şeyler öğretmek, bir şeyler anlatmak ister. Kıssaları kendi içinde üç ayırmıştık. Neydi bunlar? Peygamberlerin kıssaları, peygamber olmayan kişilerin kıssaları ve geçmiş toplulukların, geçmiş milletlerin kıssaları. Peygamber kıssalarına kime örnek vermiştik? Bir sonraki konumuz olan mesela Nuh kıssası, Hz. Yusuf'un kıssası, Hz. Musa'nın kıssası bize peygamber kıssalarının örneğidir. Peygamber olmayan kıssalar Hz. Lokman'ın peygamber olup olmadığını tam olarak bilmiyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim'de kıssası anlatılıyor. Ya da Hz. Meryem'in Hz. İsa'ya hamile kalması, onu doğurması, olayların anlatılması peygamber olmayan kıssalarının örneğidir. Geçmiş milletler, geçmiş topluluklar, Hz. Şuayb'ın kavminin ismini Medyen'de, Ad kavmi ya da 7. sınıfta öğrendiniz, Hz. Salih'in kavmi, Semud kavminin hikayelerinin anlatılması ise geçmiş milletlerin kıssalarına örnektir. Evet, şimdi kısa bir tekrarımızı yaptık.
sonra tabi muameleatı da tekrar etmeliyiz. Daha sonra yeni konumuza geçeceğiz. Kıssalardan sonra muameleata gelelim. Muamelat neydi? İnsanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar da biliyormuşuz bizim de muamelat. İnsan sosyal bir varlık demiştik. Sosyal bir varlık olduğu için insanlarla iç içe yaşıyoruz. Bu yüzden bizim toplum hayatına uymamız gereken bazı ilke ve esaslar vardı. İslam dini temelde insanı muhatap aldığı için insanın huzurlu ve adaletli bir toplumda olmasını ister. Bu yüzden bazı kurallar konuşuyoruz. Biz bu kuralları ne diyoruz? Muamelat diyoruz. Mesela alışveriş, ticaret, evlenme, boşanma, miras gibi konulardaki hükümler bizim muamelat alanındaki hükümlerimize girmektedir. Evet, kısa bir tekrarımızı yaptıktan sonra gelelim şimdi yeni konumuz olan Kur'an-ı Kerim'in temel özellikleri. Tabloya yazdıklarını siz de bu kısımda durdurup defterinize yazabilirsiniz. Çünkü defterinize notlar alıyorduk. En son videomuzda kıssaları, ahlaki kıssaları ve muameleti yazdık. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in temel özellikleri diye bir başladık. Bunu yazabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'in temel özellikleri nedir? Tabii ki hepimizin aklında işte 23 yılda indirilmiştir. 114 sureleri 30 cüzden oluşmaktadır. 114 surenin 113'ünde besmele vardır. Tevbe suresinde besmele yoktur. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha'dır, son suresi Nas'tır gibi bilgiler gelmektedir. Ancak biz burada Kur'an-ı Kerim'in bu özelliklerinin yanı sıra eğitici nitelikleri olarak da adlandırılan temel özelliklerine değineceğiz. Çünkü Kur'an'ın amacı nedir? Allah'a inanıp ona ibadet eden ahlaklı, üretken ve kişilikli bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Şimdi o zaman bizim Allah'a Allah'a inanmamızı istiyorsa bu inanç konusunda ele alalım değil mi? Kur'an bize neye inanmamız, nasıl inanmamız gerektiğini öğrendik. İbadeti nasıl yapacağımızı biz de öğrendik. Hem Kur'an hem Peygamber Efendimiz'in sünnetiyle öğrendik. Ahlakla, evet bunu da söyledik. Ahlak konusundaki dinin esaslarını bize anlattı. Bunların işlemişli bireyler ve kişilikli bireyler muamelat konusunda bunlara yer vermiştir. Kur'an-ı Kerim'in isimleri var. Bir takım isimleri var Kur'an dışında. Bu isimler incelendiğinde Kur'an-ı Kerim'in üretken kişilikli bireyler yetiştirmek istediği amaçlanıyor ya da eğitici bir kitap olduğu anlaşılıyor. Bu isimlerden ilki nedir? Hüdadır. Hüda demek, clause demek. Yani ne demek istiyor burada? Kur'an-ı Kerim içinde yer alan hükümleriyle insanlara yol gösterdiği için yol gösteren kişilerine ne diyoruz? Clause ya da rehber diyoruz. Çanakkale ya da Ankara'ya gittiğinizde oraları bize anlatan ya da nereden gideceğinizi söyleyen ki Bursa'ya gittiğimizde bir neyimiz vardı? Rehberimiz ya da kılavuzumuz vardı. Kur'an-ı Kerim insanların dünya hayatında nasıl davranmasıyla ilgili yol gösterdiği için, doğru yol gösterdiği için biz buna ne diyoruz? Kılavuz diyoruz. Kılavuzların hepsi dikkat ederseniz doğru yol gösterir. Bir harita elinize aldığınızda ya da Google Maps'e bir konum yazdığınızda oradaki rota sizi asla yanlış yere götürmek için çıkmaz. Kılavuzlar insanları doğruya götürmek için vardır. Kur'an-ı Kerim'de hüdadır. İnsanları dünya ve ahiretin mutluluğuna götürmeyi amaçlar. Beyana gelelim. Beyan ne demek? Açıklama demek. Kur'an-ı Kerim'in açıklayıcı olduğunu burada anlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bir takım hükümler, yasaklar, emirler ilkeler açıklanmıştır. Biz buna ne diyoruz? Beyan diyoruz. Mübin ve Kur'an'ın açıklayan, apaçık bir kitap olan anlamına gelen sıfatıdır. Şöyle efendimiz için yazayım. Mübin. Açıklayıcı kitap. Evet. Gelelim nura. Nur ne demek? Işık demek. Işık insanları yolunu aydınlatır. Kur'an-ı Kerim'de ışık olduğu için insanları yolunu aydınlatır. Zikir ne demek? Hatırlatma demek. Kur'an-ı Kerim bize sık sık ne yapmamız gerektiğini ya da ne yapmamamız gerektiğini hatırlattığı için zikir olarak kendisi isimlendirmiştir. Tabii bu isimler Kur'an-ı Kerim'in kendisinde yazıyor. Kur'an-ı Kerim'de yer alan isimleri. Furkan, iyiyi kötüden ayıran demektir. Kur'an-ı Kerim bize neyin doğru, neyin yanlış, neyin hak, neyin batıl, neyin iyi, neyin kötü olduğunu anlatır. Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayıran anlamına gelen ismi Furkan'dır. Aklınıza şöyle kalsın, sizin Furkan diye bir arkadaşınız var ki zaten var. Furkan size her kötü yaptığınızda bu kötü, bunu yaparsan daha iyi olur şeklinde uyarı veriyor. Furkan iyiyi kötüden ayıran, hakkı
batından doğruyu yanlıştan ayıran anlamına gelen ismidir. Gelelim Mevizaya. Mevizaya Kur'an-ı Kerim öğüt olduğu anlamına geliyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim insanların günlük yaşamına dair yapmaları gereken konularda öğüt vermektedir. Örneğin Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Lokman'ın olumlu öğütleri vardır. Anne babana saygısızlık etmek, onlara öğüt edem, onlar senin yanında. Yaşlandığında onların ihtiyacını karşılığa yardımlarında bulun ya da işte böbürlenme, Allah'a ortak koşma gibi öğütleri vardır Hazreti Lokman'ın. Burada maksat Hazreti Lokman'ın sadece oğlunu vermesi değil, Hazreti Lokman oğlu kıssasından yola çıkarak tüm insanların öğüt almasıdır. Kur'an-ı Kerim'in öğüt verici olmasına da ne diyoruz biz? Mevizâ diyoruz. Şimdi Kur'an'ın temel özelliklerini sıralayacağız. Burayı siliyorum. Devam ediyoruz. Evet, devam ediyoruz. Demiştik ki Kur'an-ı Kerim'in temel özelliklerinden bahsedeceğiz ama eğitici nitelikli olan özelliklerinden bahsedeceğiz. Bunlardan ilki nedir? İnsanları iyiye, doğruya, güzene yönlendirip kötülüklerden sakındırmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de insanların sık sık iyi işlerde bulunması istenmektedir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in temel amaçlarından biri ahlaklı bireyler yetiştirmektir. Ahlaklı kişi iyi, doğru, yararlı, güzel işlerde bulunup kötü şeylerden sakınan, kötü şeylerden uzak duran kişidir. Onun için Kur'an insanın iyi, doğru ve güzel davranışlarda bulunup kötü davranışlardan kaçınmasını emrediyor. Sık sık cuma hutbelerinde sık sık nedir, hangi ayet oluyor? Şüphesiz Allah adalet, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi amaçlar, hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı yasaklar, o düşünün tutasınız diye size öğüt verir. Kur'an-ı Kerim'in temel özelliklerinden biri iyiye, doğruya, güzele yönlendirip kötülüklerden sakınmaktır. Neden? Çünkü bize gençlik Kur'an-ı Kerim temel olarak ahlaklı bir insan yetiştirmek ister. Ahlaklı bir insan da zaten kötülüklerden uzak durup iyi, doğru ve güzel şeyler yapar. Kur'an-ı Kerim'de bu konuyla ilgili sık sık ayetler vurgulandığını söyledik ve İslam dininde bir motto diyebilirsiniz, slogan diyebilirsiniz. Emr bin maruf nehyen münker diye bir söz var. Bu ne demek? Maruf iyilik demek, münker kötülük demek. Emir zaten emredip iyilik demedim. Kötülükten sakınmamak, kötülüğün yasaklamak gibi anlamına gelmektedir. Kur'an-ı Kerim kötülüğün açık olanından da, gizli olanından da, az olanından da, çok olanından da uzak durulmasını ister. İnsanları arkadan çekiştirmek, yalan söylemek, gıybet etmek, dedikodu yapmak gibi konular Kur'an-ı Kerim'de kınanmıştır. Bunlardan uzak durulmasını emredilmiştir. Ama sabır, müsamaha, yardımseverlik, adalet olmak, dürüst olmak, iyilik, anne babaya yardım gibi konular Kur'an-ı Kerim öğütler arasında yer almaktadır. Hazreti Lokman'ın oğlunun öğütlerini konuda örnek vermiştik. Onun Allah'ın her şeyi bildiğini, oğlunu söylemesi, annesine babasına iyi davranması gerektiğini, oğluna emretmesi tüm insanlık için gerekli olan bir emirdir. Ya da insanın iyiliği emretmesi de nedir? Kur'an-ı Kerim'in temel özelliklerinden biri. Dilersen diyor, iyiliği emret, kötülükten yasakla. İnsanlar hiçbir şey yapamıyor zannedip bir şey yaptıkları onun doğru olanını göstermek bile senin Kur'an'ın temel özelliklerinden birini yerine getirmiş olduğunu gösterir. Gelelim Kur'an-ı Kerim'in açıklayıcı olmasına. Bir önceki konumuzda demiştik ki, Kur'an-ı Kerim beyandır, yani açıklayandır. Onun açıklayan sıfatını biz mübin demiştik, açıklayan kitap demiştik. Kur'an-ı Kerim insanlara evrendeki konularını, nasıl yaratıldıklarını gibi hususları açıklar. Ya da insanların bu dünyada yapması gerekenler, yapmaması gerekenler gibi konularda insanlara yol gösterir. Yol gösterir demişken Kur'an-ı Kerim'in bir diğer özelliği yol gösterici olması. Kur'an-ı Kerim insana dört hususta yol gösterir. İnsan evren ilişkisi, insan-insan ilişkisi, Allah-evren ilişkisi ve insan-Allah ilişkisinde Kur'an-ı Kerim bizlere yol göstermektedir. Nasıl davranmamız, bu ilişkilerimizin nasıl olması gerektiğini bize göstermektedir. Şimdi geçtik. Burayı yazın defterinize. İnsan-evren ilişkisi nasıl olmalı? Evren içinde yaşadığımız alemde bunu biliyorsunuz. Bizim içinde yaşadığımız evren, bizim yaşamımıza uygun olarak karalar, denizler, ağaçlar,
vesaire şeklinde yaratılmıştır. İnsan yaşamına uygundur. Ama insan eğer evreni sorumsuz bir şekilde tahrip etmeye, zarar vermeye, yok etmeye devam ederse bir süre sonra elimizde olan evreni kaybetmemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim bu konuda bize yol gösteriliyor. Evrene emanet gibi yaklaşmamız gerektiğini söylüyor. Çünkü insanlar ne yapar? Emaneti göz kulak olur, emanete sahip çıkar değil mi? Biz de eğer evrene emanet gibi yaklaşırsak belki biraz daha evrenize zarar vermekten, ağaçlara zarar vermekten, ormanlara zarar vermekten, hava kirliliğine yol açmaktan, su kirliliğine yol açmaktan biraz daha geri durabiliriz. Ve insan-insan ilişkisinde de Kur'an-ı Kerim bize yol göstericidir. İnsanların birbirlerine karşı ilişkilerinde takılmaları gereken ilkelerin ahlaki ilkeler olduğunu söylemektedir. İnsanlar birbirlerini kandırmamalı, aldatmamalı, yalan söylememeli. İnsan-insan ilişkilerinde Kur'an-ı Kerim'e yol gösterici. Allah evren ilişkisi konusunda nasıl bir yol gösteriyor? Allah ile evrenin ilişkisi nerede başlıyor? Allah'ın evreni yaratmasıyla başlıyor. Allah evreni yarattıktan sonra o evrende işleyişi devam ettirebilmek için neler koyuyordu? Sizinle bunu ilk günden öğrenmiştik. Yasalar koyuyordu. Bu doğa yasaları evrenin işleyişini devam ettiriyordu değil mi? Evet, devam ettiriyordu fiziksel, biyolojik yasalar ya da toplumsal yasalar diye bir zihninizi zorlarsınız, hatırlarsınız. Güneşin, ayın konumu, yerçekimi kuvveti ya da gece gündüzün birbirini takip etmesi, mevsimlerin oluşması gibi olaylar Allah'ın evrene koyduğu yasalar olur. Bu yasalarda Allah'ın koymasının sebebi Allah'ın evren arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. İnsan ile Allah arasındaki ilişki nasıl olmalıdır? Bizi yaratan, var eden Allah olduğu için bizim de Allah'la aramızdaki ilişki sürekli olmasın. O sürekli değildir. Nasıl sürekli olacak? Yani ben bugün Allah'a inanıyorum. Yarın Allah'a inanmıyorum, öbür gün bir daha inanıyorum, öbür gün bir daha inanmıyorum diye değil. Var olduğumuz her an bizim zaten Allah'la ilişkimiz vardır. Çünkü benim şu an konuşmamı sağlayan da, bu tahtaya yazı yazmamı sağlayan da kim olduğunu biliyorsunuz siz. Allah olduğunu biliyorsunuz. O zaman Kur'an-ı Kerim bize temel olarak dört alanda yol gösteriyor. Nedir bunlar? İnsan evren, insan insan, Allah evren, insan Allah. Eğer şöyle bir soruyla karşılaştığımız, insanlar bana kulluk etsinler diyor ayette. Bu hangi alanda yol gösterecek? İnsan Allah. Ya da Allah'ın evrene koyduğu yasalar işte bir ölçüden, bir dengeden bahsediyorsa, hiçbir ölçüsüzlük göremezsin diyorsa, Allah evren ilişkisi konusunda yol gösteriyordur. Ama bize insanlar arası ilişkiler geçtik, birbirinizi kandırmayın, aldatmayın. Neden ne kadarsa iyi davranmasını öğütledik diye bir ayet varsa bu insan-insan ilişkisi. İnsan evren konusunda da yani şöyle bir ayet karşımıza çıkabiliriz onlarda. Onların başına gelenler kendi elleriyle yaptıklarından dolayıdır. Ya da ölçüyü aşıp, hatta aşıp ölçüyü bozmayın diye bir ayet veriyorsa buradaki ölçü değil de evrendeki düzenli. Bu da insan-evren ilişkisinde bize örnektir. Diğer bir temel özelliği Kur'an'ın insanı aklını kullanmaya ve düşünmeye yöneltmesi. Şöyle özelliklerini ben aklımızı yuvarlak için alayım. Ne dedi insanın aklını kullanmaya ve düşünmeye yöneltmesi? Ne yapıyordu Kur'an Kerim? Kur'an Kerim'i sık sık düşünmez misin? Akletmez misin? Aklını kullanmaz mısın? Etrafına bakıp ders almaz mısın? İbret almaz mısın? Gibi sık sık insana sorular yöneltmektedir. İnsandan sık sık aklını kullanması istenmektedir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de insan üstün bir varlık olarak kabul edilir. Eşref mahlukat yani yaratılmışların en üstün olarak kabul edilmiştir. Sizinle konuşmuştum. İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliği neydi? Akıldır. Aklını kullanması kişiyi diğer varlıklardan üstün hale getirir. O zaman Kur'an-ı Kerim bize hangi konularda aklımızı kullanmaya ve düşünmeye yöneltiyor olabilir. İnsanın nasıl bir varlık olduğu, niçin yaratıldığı, evrendeki konumu, sorumluluğu, sonunun ne olacağı gibi konularda insanın aklını kullanmaya ve düşünmeye yöneltmiştir. Bizim de ne yapmamız lazım? Bu gibi konularda aklımızı kullanıp yaptığımız davranışların sonucunun olacağını, sorumluluğunun olacağını düşünüp ona göre davranışlarımızı şekillendirmemiz gerektiğidir. Son bir kez daha baktığımızda eksik kalan yerimiz yok. Kur'an-ı Kerim'in temel özelliklerini anlattık. Yol gösterici olduğu, yol gösterici olduğu alanları söyledik. İnsan evren, insan insan, Allah evren, insan Allah,
açıklayıcı olması söyledik. Neden Kur'an-ı Kerim bizlere bir şeyler açıklıyor? Öğüt almamız, hatırlamamız için, ders çıkarmamız için, doğruya yönelmemiz, doğrudan şaşmamız, düşünmemiz için Kur'an-ı Kerim bize bir şeyler açıklar. İnsanların iyiye, doğruya, güzele yönlendirip kötülüklerden sakınması. Kur'an-ı Kerim ahlaklı bireyler yetiştirmeye başlar. Ahlaklı kişilerde iyiyi, doğruyu, güzeli tercih edip kötü olan davranışlardan uzak duran kimsedir. Kur'an'ın emir ve ilkelerine uyarsak zaten ahlaklı bireyler olmuş oluruz. Emir bin mağruf, nehy-i alim münkerini söyledik. Konumuzu burada tamamlıyoruz. Hazreti Nuh'un hayatıyla devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Derslerinde çalışın. Anlattığım konunun testine, modülünden çözebilirsiniz. Ekstra kaynaklarınızdan da tamamlayabilirsiniz. Son bir konumuz kaldı. Görüşmek üzere.